Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Sabah saatlerinde enteresan bir gelişme oldu. Asya piyasaları gece 2 gibi açılıyor. Türk bankalarının Asya piyasalarında döviz işlemleri yaptığını biliyoruz zaten. Ancak bu seferki biraz daha olağanüstü bir durum. 1 milyar dolarlık bir satıştan bahsediliyor. Özellikle kamu bankalarının etkili olduğu ifade ediliyor. Bu kamu bankalarından da yine özellikle Ziraat Bankası'nın ön plana çıktığından bahsediliyor sevgili dostlar. Peki kamu bankaları neden Asya piyasalarında bu kadar yüksek miktarda dolar satmış olabilir? Bu videoda biraz bundan bahsedeceğim sizlere. Önce bir sürece bakalım. YSK pazartesi akşam kararını açıkladı. İstanbul'da seçimler yenilenecek dedi. O karar açıklanmadan önce de sizlere söylemiştim. YSK eğer ki seçimleri iptal edip tekrarlanması kararını alırsa piyasalar üzerinde çok ciddi bir baskı yaratır demiştik. Ve nitekim o baskıyı da gördük. 6.30'lara doğru giden bir dolar kuru vardı. Nitekim dün akşam saatlerinde 8'de 9'da 10'da bile 6.22-23 seviyesindeydi dolar kuru. Sabah saatlerinde nasıl 6.05'e geldi? Kamu bankaları neden bu kadar yüklü miktarlarda müdahalelerde bulundu? Onu ayrıca konuşacağım, anlatacağım size detaylarını. Ama dolardaki bu bozulma neyi ifade ediyor? Onu da kısaca söylemek isterim. Dolardaki bu bozulma Türkiye'deki ekonomik dengesizlikleri, siyasi dengesizlikleri ve hukuki şüpheleri aslında ortaya koyuyor. Yabancıların tedirginliğini ortaya koyuyor. Bakın sadece dolarda olmuyor bu hareketler. Borsada ve tahvil cephesinde de ciddi sıkıntılar var. Borsa 90 bini kırdı, 88 binlere kadar gevşedi. Bugün de o seviyelerde işlem görüyor zaten. Diğer taraftan tahvil piyasasına bakıyorsunuz. Tahvil piyasasında %25'in üzerinde faiz oranları. Her geçen gün biraz daha kademe kademe yukarı çıkmaya devam ediyor ve edecek. Çünkü Merkez Bankası'nın müdahalelerinden bir tanesi repo ihalelerini iptal etmiş olması. Repo ihaleleri tekrar başlayana kadar bankalar TL ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sağdan soldan borç bulmaya çalışacaklar. Dolayısıyla piyasa faizleri yukarıya hareket edecek ve tabii ki tahvil faizlerinde de yukarıya doğru bir hareketlik göreceğiz. 25-30 aralığında ilerleyen, bu iş biraz daha uzarsa 30'u bile kıran bir faiz ortamına girebiliriz. Politika faizinden bahsetmiyoruz. O başka. Yani Merkez Bankası'nın kendi belirlediği bir haftalık repo faizidir o. Onunla ilgili bir yükseliş beklentisi elbette oluşacak. Ama şu anda Merkez Bankası faizle ilgili bir adım atmıyor. Bu nedenle kura başka yöntemlerle müdahale etmeye çalışıyor. Piyasaya para vermeyi kısıyor, TL vermeyi kısıyor. Çünkü piyasaya verdiği her TL dolara dönüyor. Dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Onun için piyasadaki likiditeyi, para miktarını, TL miktarını azaltıyor ve dövize talebi de böylece kısabileceğini düşünüyor. Merkez Bankası bakın kısabileceğini düşünüyor diyorum. Kısamayacağını göreceksiniz. Ya da çok kısa vadede bunu yapabileceğini göreceksiniz. Bunun bedeli hem faiz hem kurda tekrar yükseliş olacak. Kısa vadede belki 3-5 kuruşluk bir düşüş sağlayacak Merkez Bankası repo ihalelerini durdurarak ya da depo faiz oranlarını yükselterek yine biliyorsunuz %24'ten %25,5'a çıkartıldı. Depo faiz oranları yükseltildi. O da yine ciddi bir maliyet. Bakalım orada etki olacak mı? Onu da göreceğiz. Yalnız şunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın attığı 3 adımın 3'ü de dün aslında işe yaramadı. Bunlardan birisi repo ihalesini iptal etmesi. Bir tanesi zorunlu karşılık oranlarını TL'de %40'tan %30'a indirerek bankaları biraz rahatlatmaya çalışmış olması. Bir diğeri de biraz önce de söylediğim depo faiz oranlarını bir miktar yükseltmiş olması. %24'ten %25,5'a çıkartmış olması. Bütün bunlarla amacı dövizi aşağıya doğru çekebilmek, o ateşi söndürebilmek, söndürmese de soğutabilmekti. Ancak bütün bu müdahalelere rağmen biz yine de 6.23-6.24 seviyesinden aşağıya göremedik dolar kurunu. Sonra gece yarısı
Gece 3-3.30 civarında ben o saatte de ayaktaydım. Piyasaları gözlemlemek istedim. Özellikle Asya piyasalarına nasıl bir müdahale olacak onu görmek istedim. Sahiden çok enteresan hareketler oldu sevgili dostlarım. İlginç bölgelerden satışlar gelmeye başladı. Asya piyasalarında zaten dolar TL çok öyle hareketli hacimli işlemlerin olduğu bir piyasa değildir. Ve gecenin belli saatlerinde iyice sığlaşır. Anahtar noktalar vardır işte. Anahtar destek noktaları vardır. O noktalarda yoğun satışlar gelmeye başladı. Özellikle bir takım Türk bankalarının ciddi satışlar yaptığı ifadeleriyle karşı karşıya kaldık. Evet sevgili dostlarım, yani Asya piyasalarında bazı Türk bankaları volümlü satışlar yapmaya başladılar. Bu volümlü satışların toplamını daha sonra öğrendik. Tam netleşmesek de, tam kesin budur diyemesek de aldığımız bilgiler 1 milyar dolar civarında oldu. Peki bu Türk bankaları hangi bankalardı? Yani özel bankalar mıydı yoksa kamu bankaları mıydı? O da çok enteresan sevgili dostlarım. Kamu bankalarının dolar sattığını öğrendik. Evet, kamu bankaları özellikle yoğunlukla Ziraat Bankası'nın ön planda olduğu satışları. 1 milyar dolarlık bir satış ilk duyduğunuzda size çok yüksek bir miktar gibi görünebilir. Değil, 1 milyar dolar aslında devede kulak. Ama bu 1 milyar doların ne zaman kullanıldığının çok büyük önemi var. Yani mesela Londra piyasasında siz 1 milyar dolarlık işlem yaptığınız zaman çok büyük bir etki görmeyebilirsiniz. Ama Asya piyasası gibi sığ piyasalarda işlem yaptığınızda 1 milyar dolar, hele ki doğru nokta atışlarını yaparsanız etkili olacaktır. Peki kalıcı olur mu? Esas soru bu. Ne yazık ki olmaz. Zaten Londra piyasası açılır açılmaz. Asya piyasasında 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru bir anda kendisini yeniden 6.13-6.14 seviyelerine atıverdi sevgili dostlarım. Sonrasında biraz geri geldi. Biraz oralarda dalgalandı. Yani 6 liranın altına inmedi. Bütün o müdahalelere rağmen. Esas soru şu. Kamu bankaları neden dolar satar? Değil mi? Önemli bir soru bu. Yarın öbür gün dövizli ödemeleri olacak. Neden 1 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi kamu bankaları? Aslında bunun cevabı gayet basit sevgili dostlarım. Kamu bankaları satmadı 1 milyar doları. Perde arkasında Merkez Bankası vardı. Merkez Bankası'nın satışlarıydı bunlar. Bu daha da tehlikeli bir durumu ortaya koyuyor. Çünkü eğer ki merkezin müdahalesi ise, ki merkezin müdahalesi, bu benim gördüğüm tabloyu dışarıdaki yabancılar da görüyor. Ve dalgalı kur sistemi içerisinde merkezin bu tür müdahaleleri yabancılar tarafından çok da etik bulunmayacak. Etik bulunmaması bir tarafa, aslında Merkez Bankası'nın rezervlerinin kademe kademe eridiğinin de net bir göstergesi olacak ve Merkez Bankası'nın elinin giderek zayıfladığını yabancılar görmeye başlayacak ve buna göre daha çok at oynatacaklar istedikleri şekilde. Piyasa dengeleriyle istedikleri gibi oynayabilecekler. Merkez Bankası ve kamu bankalarının Asya piyasalarındaki bu kısa vadeli satışı doların fiyatını bir miktar düşürmüş olabilir. Bir miktar ateşini söndürmüş gibi görülebilir. Ama bana kalırsa aslında ateşe benzin dökmekten farkı yok sevgili dostlarım. Çünkü çok daha yoğun bir alım baskısıyla karşı karşıya kalınacak. Zaten kalınmak da zorunda. Onun net göstergelerinden birisi borsa hala 88 bin seviyesinde ve satış baskısı devam ediyor. Tahvilden bir çıkış var. Bu da faiz oranlarını yukarıya doğru hareket ettiriyor sevgili dostlarım. Yabancılar sürekli olarak piyasadan kaçmanın derdinde. Yerli yatırımcı normal TL mevduatına parasını yatırmak yerine döviz mevduatını tercih ediyor. Dolayısıyla ortada sıkıntılı, problemli bir durum var. En büyük problem de şu. Hala hükümet siyaseti ön planda tutuyor. Ekonomiyi ikinci plana atıyor ve ekonominin ikinci plana atılması nedeniyle piyasa dengeleri hızla bozulmaya devam ediyor. Yani bir ekonomik krize doğru adım adım ilerliyoruz sevgili dostlarım. Tüm bu müdahalelerden sonra
Kısaca ne olacağını sizlere söyleyeyim. Borsada satışlar devam eder. Tahvil faizleri yukarıya doğru çıkar. Dolar yükselmeye devam eder. Borsa ve tahvilden çıkan yabancılar daha çok dolar talep eder. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin daha çok erimesine neden olur. Hasar daha kalıcı ve daha büyük hale gelmeye başlar. Finansal piyasalarda dengeler bozulur ve bu finansal bir krizi beraberinde getirir. Repo ihalelerinin yapılmaması her gün yeni bir faiz baskısı beraberinde getirir. Bundan sonraki süreçte özellikle kamu bankalarının sendikasyon kredisi bulması zorlaşır. Çünkü riskleri artıyor gördüğünüz gibi. Kamu bankalarının da reel hareket etmemesi piyasa tarafından net olarak görülecektir. Ve kredi verenler, kreditörler özellikle kamu bankalarına kredi verirken birkaç kez düşünecek bundan sonra. Kur kısa vadeli düşüşler yaşasa da orta ve uzun vadede büyük sıkıntılarla yükselmeye devam edecek. Yani gerilen bir yay gibi düşünün. Gerilecek ve bir anda fırlayacak. Bunu daha önce 5.45-5.50 seviyesinde de sizlere söylemiştim. Para piyasalarının dengeleri tamamen bozulacak. Merkez Bankası daha sorgulanır hale gelecek. Merkez Bankası rezervleri daha sorgulanır hale gelecek. Tüm bunları yaptıktan sonra keşke dolar düşse bari diyeceksiniz. Hayır dostlarım. Tüm bunları yapmamıza rağmen 3-5 kuruş belki geriye gelecek. Gördüğünüz gibi işte 6.24'ten 6.10'a geldi. Ama oralarda tekrar durup yine yukarıya doğru 6.30'ları zorlamaya devam edecek dolar kuru. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videomuzda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarınızla paylaşın ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum dostlarım. Hoşça kalın.